Efendim, Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Diyanet İşleri'ni Diyanet Başkanı kurdu. Kim kuracak? Kim tarafından kurulmuş peki? Bilmem. Efendim, Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Helal baş. Bilmiyorum. Bilgim yok. Diyanet İşleri. Ay. Osmanlı zamanında Diyanet İşleri yok mu? Diyanet İşleri var canım. Yok hala onu bilmiyorum vallahi. Vallahi ben bilmiyorum vallahi. Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Diyanet İşleri neydi? Ali Erbaş. Ali Erbaş kurdu mu? Hiç bilgim yok. Ben öyle kafa öyle salladım işte. Bilgim yok yani. Devlet kurmuştur. Kimin talimatıyla peki? Devletin talimatıyla, vatandaşların. Türkiye Cumhuriyet Devleti kuruldu. O da Türkiye Cumhuriyet Devleti ile beraber kuruldu. Daha önceden Diyanet İşleri Bakanı yiyordu Osmanlı Devleti'nde. O arada bu da kuruldu. Başka birkaç tane yer kuruldu buna benzer yani. Türkiye Meclisi. Tarih okum ben bunu bilemez, çözemez. Türkiye Meclisi'nin içinde bu da kuruldu yasaların içine göre. Benim bildiğim bu. Bana ilerisini söyletirim. Şimdi söyleyeceğin olmaz. Ben biliyorum. Yok. Derneği kim kurar? Şirayet kim kurar? Onu kim kurar? Biz kendimiz kuruyoruz bunu. Kim kuracak? Başka gelecek iskanın birisi mi kuracak kardeşim? Ona bir isimdir yani. Önce Allah verir emri. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyet Yargıtay'a verir. Meclisten çıkar emir. Türkiye meclis kararı nedirse odur. Yasa çıktıktan sonra odur. Ondan çıkmıştır. Birincisini Cenab-ı Allah tarafından emir verir. Kullarım şunu yapar yapmaz kulları. İkincisi Türkiye Meclis Kurulu. Ona hepimizin boynu kıldan ince. Türkiye Meclis Kurulu'na hepimizin boynu kıldan ince. O ama şeydir yani şey yapamak, şöyle olmasın böyle olmasın diyemek. Onlar karar verir, karar çıkarsa tamamdır. Şimdi meclis mi, kimi kurduğunu bilmiyoruz ki. Bilseydik, şeydik ben ilkokul mezunuyum, onu bilen adamlara söyleyeceğim size. Hiçbir bilgim yok şimdi, yalan söylemeyeyim. Beni kapalı gördün ama o konuda bilgim yok. Evet. Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Allah'ım. Diyanet İşleri'ni kim kuracak? Atatürk'ten başkası kim kuracak? Atatürk kurmuş, evet. Yani bunları da bilmemek... dedim, ama... bilirsiniz dedim. Yavrum biraz şeyim var benim de. Ya ne diye bilirim ya, ama bunlar Atatürk'e şeye soktular, affedersin. Neyse, ağzımı bozmayayım. Peki. Kim tarafında kurulmuştu? Şu anki Diyanet Başkanımız Ali Erbaş'tır ama kimin tarafından kurulduğunu açıkçası bilmiyor. Valla benim de fikrim yok. Valla hiçbir bilgim yok. Evet. Yani. Benim de yok. Bilmiyorum. Hiç. Müslümanlar tarafından. Atatürk tarafından. Bilmiyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam Rıfat Börekçi olması lazım. Kimdir Rıfat Börekçi? İlk Diyanet İşleri Başkanı olması lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kim konu? Onu bilmiyorum ya maalesef. Hiç. Hiç. Sizde var mı? Maalesef. Mustafa Kemal Atatürk diyorsunuz ama öyle bir şey duydum ben zaten. Ama ben böyle bir şeye inanmıyorum. Neden? Bilmiyorum yani. Nasıl diyeyim size? Tarih kitaplarını araştırdıktan sonra böyle bir şeyin mümkün olmadığını ispatlayabilirim de yani. Ama kendi nasıl diyeyim size? Kendi tarih kitaplarımızda değil. Yabancı ülkelerin bizim tarihimiz tarih kitaplarını okuduktan sonra öyle bir şeye varıyorum yani. Yabancı tarih kitapları kim kurmuş diyor peki Diyanet'i? Kurmuş demiyor. Kurucusunu söylemiyor. Onu bilmiyorum ben. Ama Mustafa Kemal'in geçmişteki mesela Türkiye hakkında savaşları veya Samsun'a çıkması falan. Hı-hı. Yani Çanakkale'den çekilip de Samsun'a çıkması. Hı-hı. O biraz savaşın kaybedilmesi için gibi gündeme geliyor. Yok, ben Diyanet İşleri'ni soruyorum. Diyanet İşleri'ni kurmuş Atatürk. Ona ben inanmıyorum ama. Neden? Bilmiyorum, adamın geçmişine baktığımızda böyle bir şeyin yapmasını mümkün değil bence.
Neden ama çok şey yapmış, onu da yapmıştır. Ben onun hiçbir şey, Türkiye için hiçbir şey yaptığına inanmıyorum. Yani normal bir vatandaş bile kurabilir ama o adam kesinlikle kuramaz öyle bir şey. Kurmuş ama. Adam dine karşı ya, nasıl kurmuş ya? Falan tahsilimiz yoktu bilmiyor. Bilmiyorum. Ya bunu çok şu anda resmi olarak hatırlamıyorum. Yani Türkiye'de 1960'lı yıllarda kurulduğunu hatırlıyorum. Ama tam olarak hatırlayamıyorum, öyle söyleyeyim size. Celal Bayar olabilir mi? Değil. İsmet İnönü? O da değil, onu da geçeyim. Siz söyleyin, ben de oraya... Daha geri gideyim. Cemal Gürsel değil herhalde. Adnan Menderes, o da değil. O zaman Atatürk kalıyormuş. Atatürk, pardon. Ama ben nedense 60'ları diye hatırladım, kusura bakmayın. Ya, öğrenmiş oldum seni. Bilmiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı kim tarafından kuruldu? Atatürk laikliği şey yaptığı zaman Diyanet'te şeyi, devleti tamamen ayırdı. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş şeklini tam detaylı bilemiyorum. Kurulsun emrini kim verdi? Atatürk verdi, öyle biliyorum. Atatürk verir. Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. 1928'de mi kurulmuştu öyle bir şey? Halifeliğin kaldırılmasının peşine Mart'ta mı kurulmuştu öyle bir şeydi herhalde, onu ben de bilmiyorum. Vallahi şu anda hiç aklıma gelmedi. Gelmedi aklıma. Hiçbir bilgim yok maalesef. O tür konularda hiç ilgilenmediğim için, genelde spor dallarında ilgilendiğim için hiç o konuda hiçbir bilgim yok, sıfır yani. Hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgim yok. Atatürk tarafından diye biliyorum. Diyanet İşleri kim tarafından kurulmuştur? Atatürk tarafından kurulmuş. Atatürk kurmuştur hepsini. Yani bu şeyleri, Milli Eğitim Bakanlığı, bilmem hastaneleri, hepsini Atatürk kurmuştur. Fabrikaları kurmuştur. Şeker fabrikası, faşecan fabrikalarını efendim, her şeyi Atatürk yapmıştır. Hazırlandı. Ama sattılar işte. Satmazlık sattılar değil. Satma maalesef değil. Sadece 20 seneli, 10 seneliğine kiraya verdiler. Diyanet İşleri Başkanlığı, maalesef bu hususta ben bir bilgim yok yani, bilmiyorum ama Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri, acaba bilemiyorum yani, acaba Cumhuriyet döneminde mutlaka oldu o, daha önceden zaten böyle bir başkanlık yoktu. Büyük olası, ben yorum yürütsem yani, 1950'lerde falan herhalde. 20'lerde. 20'lerde mi? O zaman Atatürk döneminde olmuş o zaman. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yani bildiğim kadarıyla Atatürk kurdu diye biliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı. Tahminim yok şu an. Atatürk. Diyanet İşleri Atatürk tarafından kurulmuştur. Din kurumunun bir partiye angaje olması gerçekten çok ağır bir durum. Cumhuriyet tarihinde hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Bu dönemde böyle bir şey yaşanmak şahsen şahsım adına çok gücüme giriyor. Bir cami cemaati olarak camiye gittiğim zaman inandığım inancının ve kitabının siyaset meydanlarında sallanmasına çok ağrıma gidiyor. Ve dinin bu kadar sömürüldüğü bir devir karşılaşmadım. Şahsen kendi büyüklerimle de konuşuyorum. Onlar da böyle bir şey yaşamamışlar. Din ve Diyanet hususunda insanların ve vicdanların hür olmasını istiyorum. Diyanet işlerini kim kurmuştur diye soruyorum. Hatırlamıyorum. Biliyordum ama şu anda aklıma gelmiyor. Vallahi bilmiyorum. bilmiyorum. Anlamadım. Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Fikrim yok. Yani şöyle söyleyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kuruldu. İlk başkanlığı Rıfat Börekçi olduğunu biliyorum. Lakin kimin kurduğunu bilmiyorum. Yani kurulsun emrini kim verdi? Kurulsun emrini bilmiyorum. Yani kurulsaydı da bence bakanlık olarak kurulmalıydı, başkanlık olarak değil de. Diyanet İşleri kim tarafından kurulmuştur? Atatürk. Teşekkür ediyorum. Bu kadar mı? Peki hediye yok mu karşılığında? Daha büyük hediye olur mu? Evet, Atatürk. Ama şimdi mahvettiler. Evet, bitirdiler. Çok üzgünüm o yüzden. Allah ondan binlerce razı olsun. Ben bir de özellikle şunu da göstereyim. Görebiliyor musunuz? Atatürk'üm benim. Onun sayesinde bu ülkede yaşıyoruz. Evet. Ha? Herkes sevmiyor bilir ama ben onu rüyamda da gördüm. Gökyüzü çok aydınlıktı.
Ama istemeyen de çok tabii ki. Bu da çok insanı üzüyor. Yani beni daha çok üzüyor. Çok teşekkür ederim. Evet, rica ederim. Bildiğim kadarıyla Mustafa Kemal Atatürk kurmuş. Yani onu biliyorum. Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Atatürk kurmuştur. İsmini şu anda tam olarak bilemeyeceğim ya. Yani şu anda ismini bilemeyeceğim. Aklıma gelmedi. Kim tarafından kurulmuş? Atatürk tarafından. Atatürk tarafından, tamam. Tamam, oldu, rica ederim. Kim kurmuştur? Devlet. Devlet kurmuştur yani, bilmiyorum. Ne zaman kurulmuştur peki? Hiç bilmiyorum, hiç merak da etmedik açıkçası. Yani öyle mi? Aa, çok güzel. Efendim, Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Mustafa Kemal Atatürk. Diyanet İşleri'ni kimmiş? 20 sene önceden beri var değil mi bu? Yok, Diyanet İşleri Atatürk zamanından beri var. Atatürk zamanından. Var da pek o kadar fazla gözde değildi yani. Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Bilmiyorum. Atatürk. İşlerini vallahi hatırlayamadım. Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Diyanet İşleri'ni Atatürk kurdu. Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Diyanet İşleri. Ben bildiğim Atatürk, 1927. Atatürk tarafından değil mi? Efendim, Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Diyanet İşleri'ni ismi kim? Bilemeyeceğim, ismini aklıma gelmedi. Beyefendi biliyor gibi bakıyor. Yok, Diyanet İşleri'ni... Yani AK Parti'den şey oldu yani, bilmiyorum ama tam olarak kim kurduğunu. Diyanet İşleri Başkanı kim kurmuştur? Valla hiç bilgim yok ki. Şu anda vallahi o kadar yorgun, hiç bilmiyorum ben. Vallahi soru fazla şey etmiyor ya. Ne efendim, Diyanet mi? Mustafa Kemal Atatürk'ümüz kurmuştur. Ama şimdiki başımızdakiler anlatamıyoruz. Onlar yapıyor, kurmuş güya. Ben sen. Hiç bilmiyorum, bilgim yok. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Vallahi bilemiyorum şimdi. Yok yok. Bilmem. Bilgim yok. Mustafa Kemal Atatürk mü o zaman? Biliyordum da ben zaten. Atatürk geldi aklıma mı ilk? Doğru. Evet. Diyanet İşleri kim tarafından kurulmuştur? Diyanet İşleri kimi tarafından kurulmuştur? İlk ve biz bildiğimiz Atatürk tarafından kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk diye biliyorum. Doğru. Efendim, Diyanet İşleri'ni kim kurmuştur? Yani Atatürk. Yani bütün güzelliklerin kurucusu Atatürk. Rica ederim. Diyanet İşleri kim tarafından kurdu? Atatürk kurdu Diyaneti. Teşekkür ederim. Atatürk tarafından kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı kim tarafından kurulmuştur? Bilmiyorum. Güzel soru. Bunu bilmiyorum maalesef. Yani. Atatürk olduğunu biliyoruz da direkt Atatürk eliyle kurulmadı. Onu demek istedim yani. Yani Diyanet İşleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulmuştur. Bildiğim kadarıyla hani devletin himayesinde, onun şeyinde o şekilde kurulmuştur diye düşünüyorum. Kurulsun talimatını kim vermiş? Yani isme ihtiyacı mı? Yani o Cumhuriyet'ten sonra hani o muhtemelen hani meclis zamanında hani, çünkü din ve din laiklik hani dediğimiz olay, hani din işleriyle devlet işleri birbirine ayrılsın diye hani din işlerine bir kişi baksın. O gerekli işte dinimizin önemsediği işte belirlediği kuralları hani siyasetine ayırsın diye, hani Atatürk ilkeleri benimsenirken hayata geçerken bence hani bu da kurulsun diye o şekilde düşünmüştür diye düşünüyorum. O zaman kurulsun talimatını kim vermiştir? Yani Cumhuriyetimizi kuran hani Atatürk vermiştir. Doğru. Evet. Teşekkür ederim.